Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum harika motifimizi çalışacağız. Bu motifimize neler yapabiliriz battaneler yapabiliriz yatak örtüleri yelekler ceketler çantalar kırlentler yani nerede kullanmak istersek orada bu güzel motifimizi yaparak kullanabiliriz çok hoş olmakta. Hatta motifimiz daha bütünlük devam ettikçe modelimizin güzelliği daha farklı bir şekilde öne çıkmakta. Kalan ipleri değerlendirebileceğiniz gibi ana renklerimizi belirleyerek bu güzel çalışmamızı yapabilirim. 1 2 3 dört tane renk kullandım bu motifimizi çalışmak için. E, taş rengimi, krem rengimi, pembemi ve lacivertimi kullanarak bu motifimi ben tamamladım sizler. Dilediğiniz renklerle uygun bir şekilde ayarlayarak motiflerimizde battaniyeler ya da yatak örtüleri yani nerede kullanmak isterseniz bu modelimizi çalışabilirsiniz. Ben iplerim birazcık şöyle dolgunca gördüğünüz gibi etrofit baby can ipim. Buradaki bakın birazcık e, inceden bir tık daha e, kalına yakın ve iki buçuk numaralı da tığımı kullandım. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel motiflerimizi çalışmaya başlayalım kolay gelsin. Altı zincirimi çekerek motifimin orta kısmından başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Birinci zincire batıyorum. Zincirimi şöyle alta alıyorum. İpim üstte yuvarlak kapatıyorum ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum tığımın başına 5 zincirden sonra bir tane doluyorum şuradaki ipimi yana yatırıyorum ara boşluğa girerek 1 iki tane iki defa da çektiğim trabzanı örüyorum ve araya bir iki zincir 5 zincirimi çektim başını bir defa doladım yuvarlığa girdim trabzanımı ördüm sonrasında 2 zincir çektim tekrar başını doluyorum yuvarlağımın içerisine girip 1 ve 2 2 tane zincir çekiyorum tığımın başını dolayarak yine giriyorum 1 ve 2 yeniden 2 zincir yuvarlığa giriyorum 1 ve 2 toplamda yuvamızı şöyle 8 olana kadar örüyorum. 1 2 3 4 5. 2 zinciri çekiyorum. 6. yuva. 2 zincir 7. yuva. 2 tane zincir çekiyorum 8. yuva ise bitişte şöyle birleştiriyorum yeniden kontrol edelim 1 2 3 4 5 6 7 8. ve son yuvamız ise başlangıçta 5 zincir çekmiştim 1 2 3 3. gelerek batıyorum ilmeğimi şöyle zincirimin içerisinden kaydırıyorum yeniden bir zincir çekip buradan ipimi kesiyorum çok uzun da kesip israf etmeyelim. Yeterli olacak kadar keselim ve motifimizin orta göbeğini bu şekilde hazırlıyoruz ve arkadan şöyle sıktığımız zaman ipimizi şöyle biraz daha daralacaktır. Bakınız orta kısmımız. Evet. Şimdi ikinci rengimize geçelim. Sizler toplu battaniye falan örecekseniz yani büyük bir parça yapacaksanız elinize almışken bununla bütün e, epeyce bir Örebilirsiniz ipinizde bir e, ondan bir ondan değil de. bunu hazırladıktan sonra her bir e, sırayı kendi sırasında tamamlarsanız işiniz bayağı kolay olacaktır. Yani bundan bir oturmada kaç tane 10 tane 15 tane örüp bir kutunun içine koyarsanız ya da bir şeye takarsanız e, hiç dağılmadan işinizi gayet kolaylaştıracaktır. Şimdi ikinci sıramıza başlayalım. İkinci sıramı krem rengimle örüyorum. Diğeri taş rengiyle örmüştüm. Evet ipimi kopardığım yerden değil bir başka yerden başlayalım şu arkadakini alalım zaten e, gizlemiştik bunun görülmesine gerek yok bunu içe saklamaya gerek yok çünkü örerken üzerinden saklayacağız aynı yerden başlamayalım kesinlikle farklı bir yerden başlayalım Çünkü e, farklı yerden kendi ipinde gizleyerek devam edeceğim sonra onu da gizleyeceğiz şu şekilde sabitliyorum ipimi çeviriyorum Sol tarafa doğru 1 2 zincir battığımızdan sonra iki zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Bir defa örüyorum, ikinci örmüyorum. Tekrar başını doluyorum, aynı yere batıyorum. Bir defa ay, ipim açıldığı için yeniden işlemi yapıyorum. Bir defa doluyorum. Üç tane ilmeğim var. Üçünü aynı anda çekiyorum. Sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum. İpimi de şöyle alttan götürüyorum. Yuvaya giriyorum. 1 Bir, ördüm. birinci ördüm. ikinci örmedim. Tığımda beklemekte ilmeklerim. Birinciyi ördüm. Üçüncüyü örmedim. 4 tane ilmeğimin hepsini aynı anda çekiyorum. 1 2 3 zincirimi çektikten sonra yine bakınız ipim şu şekilde altta gizleniyor. 3 tane trabzanımızı örüyoruz. Birincisini örüyorum. İkincisini örüyorum ama ikincilerini çekmiyorum. İkincilerin hepsini aynı anda çekeceğim. 4 ilmeğimi hepsini aynı anda çekip arasına 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve 8 tane yuvamın her hepsini yani her birini aynı şekilde örüyorum. 8 tane yuvamızın içerisine krem renklerden 3'er trabzanımızı ördüm yine 3 zincirimi çektim şöyle tepe noktasına geliyorum bakınız birleştirdiğim yere ilmeğimi kaydırıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum çok kocaman kesmeyelim şu kadar çok rahat yeterli Evet şimdi üçüncü sıramız için hazırız üçüncü sıramızda iki tane rengimi geçiş yapıyorum ben pembeme ve ee, lacivert rengimi önce pembemle başlamak istiyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Pembemiz ara, lacivertlerimiz de köşe herhangi bir yerden ama ipimizin olduğu yerden değil. Batıyorum. Bunu bir sayıyorum. 2 ve 3 ipimi sola alıyorum. Eliniz alışınca çok rahat edeceksiniz. Normal trabzan ördüm. Tamamladım bakınız. 3 tane trabzan. Birisi zincir, ikisi trabzan. Lacivert rengimi aldım. Şöyle pembemin içerisinden geçiriyorum. Bakın pembemin içerisinden geçirip bir tane de zincir çekiyorum. Pembemi şu şekilde asılıyorum ve pembemi araya alıyorum. Lacivertin şu kalan kısmını da araya alıyorum ve buraya 3 tane trabzanımı örüyorum. İkili trabzan. 1 Aradan götürmeyi unutmayalım pembe rengimizi. 2 Ve 3 üç. 3'ünü aldım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 3 trabzanımı ördükten sonra lacivertim bırakıyorum pembemi alıyorum aradan yürütmüştük bakınız pembeyi aradan yürütüyorum tığımın başını doluyorum bu kez laciverti aradan yürütüyorum buraya 3 tane pembeden trabzanımı örüyorum 2 ve 3 tekrar pembemi bırakıyorum aradan yürüteceğim lacivert rengimi alıyorum şöyle ilmeğimi geçiriyorum ve kenarımı örmek için 3 tane trabzanımı tamamladım. Araya 2 zincir. Tekrar 3 tane trabzan. Aynı normal e, hanım dilendi, bey beğendi gibi. Bakın 3 trabzan. Ortada 3 tane trabzan. Kenarlarda 3'er 3'er aralarında 2 zincir. Tekrar pembe rengimi alıyorum. Bakın şu da kopardığımız ipti pembe rengimle bir tane geçiyorum şimdi hem aşağıdaki krem rengimizi hem de lacivertimi araya alıyorum 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 tekrar pembemi bırakıyorum pembeden bir üçlü örüyoruz bir geçiriyorum ve tekrar köşem için 3 tane trabzanımı arasında iki zincir üç trabzan olarak örüyorum. 1 2 ve 3 Yine pembemiz. Aradan lacivertimi yürütüyorum. Aradan burada hep e, ipimizi yürütüyoruz. Dışta kalmayacak. Hep alttan yürüyerek devam edeceğiz. Şimdi pembemizi ve lacivertimizi örelim sıramızı tamamlayalım. Köşelerimin hepsini ördüm. 4 tane pembemi de aralara yerleştirdim. Ve şimdi diğer sıraya geçişimiz için hazırız. Daha civertimizi bu sıradan sonra yani hemen bir üst sırada örmeyeceğiz ama daha sonra öreceğim için keseceğim. İpimi bakın pembeye çevirdim. Pembenin ilk trabzanına batıyorum. Ve 3 tane zincir. 1, 2, 3. Hemen bu boşluğa 1 ve bir tane daha trabzanımı örüyorum. Toplamda 3 tane trabzanımı örüyorum. Lacivert ipimizi şuradan kesebiliriz. İçeriye daha sonra onu da gizleyeceğiz. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. 3 trabzan sonrası ve pembenin diğer yanına da yine 3 tane trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çektim. 2 ve 3 üst sırada tekrar taş rengime dönüyorum köşemi yapmak için pembeyi aradan yürüteceğiz köşelerimiz bu kez taş rengi olacak bir tane zincirimi çektim sıkıştırıyorum pembemi ve kalan ipimi altı alarak köşeyi örüyorum 3 tane trabzan 1 2 ve 3 2 zincir tekrar 3 tane trabzan 2 ve 3 3 trabzanım ördüm bir tane zincirimi çekiyorum ama pembemle bakınız pembemi alıyorum Evet bu şekilde geçtim şimdi giriyorum araya 3 trabzanımı örüyorum 2 ve 3. 1 zincir. Bakın taş rengim aradan yürütüyorum. Lütfen aradan yürütmeyi unutmayalım. 1, 2, 3. 3 trabzanımı ördüm. Tekrar taş rengimi alıyorum. Pembe'm arada kalacak köşeyi örüyorum ve bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum. İki zincir, tekrar üç tane trabzan. Taş rengimi araya alıyorum ve pembe'mi alıp trabzanlarım örüyorum ve bu sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. İki tane pembemizi ve köşelerimizi taş rengiyle örerek geldim. Sıramın sonundayım. Bir tane zincirimi çektim. Zincir çekerek ördüm. Trabzanımın üzerine şöyle ilmeğimi geçirdim. Bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimi burada yine kesiyorum. Ve son sıramı örüyorum. Son sıramız ilk motifimizde e, Tamamı bitecek ama diğerlerinde birleştirerek örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde ipimizi kestikten sonra olduğu yerde şöyle düğümümüzü atalım. Zincir çeker gibi sonrasında içe doğru gizleyelim. Bu aradan koparttıklarımıza bir tane gerek yok. Üzerine zaten örüyoruz. Bakın şu şekilde zincirimi çekiyorum ve içi gizliyorum. Son sıramızı krem rengimizde örüyoruz. ikinci sıramızı ördüğümüz sadece pembemizin arasına bir tane e, lacivert öreceğiz üçlü grup olarak. Şimdi köşemin bulunduğu yerden başlıyorum. 1 2 3. Yine köşe olarak örüyorum burayı. 3 tane trabzan zincirimizle birlikte 2 zincir ve aynı yere 3 trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 ipimi gizliyorum bir tane zincir çekiyorum hemen şu araya giriyorum 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 pembemin arasına lacivertimi örüyorum hemen lacivert ipimi alıyorum ilmeğimi şöyle geçirip bir tane zincirimi çekip kremimi sıkıştırıyorum ve şöyle araya alıyorum pembemin tam ortasına 3 tane trabzanımı örüyorum bakın şöyle sıkıştıralım ikinci trabzanımı ve üçüncü trabzanımı ördüm 3 tane trabzanımı ördükten sonra lacivertimi bırakıyorum krem rengimi alıyorum ve tekrar köşemden bir önceki boşluğa 3 tane trabzan bir zincir lacivertimiz arada köşemizi 3 trabzan 2 ve 3 2 zincir 3 trabzan 1 2 ve 3 bir zincirimi çekiyorum hemen bakın pembem yani lacivertim yine arada pembemin yanına 3 tane trabzanımı örüyorum Motifimizin bütün köşelerini ördüm. Bir köşemiz ve diğer bir grup olarak yani toplamda köşemiz ve iki tane kenarlarında üçerli trabzanımız aralarında bir grup sadece lacivertimizi örerek motifimizi tamamladık. Şimdi en son üç tane trabzanımı ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum ve başlangıçtaki 3 zincirin bulunduğu yere gelip batıyorum. Bir tane de zincirimi çektikten sonra motifimi burada ipimi keserek tamamlıyorum. İlk motifimiz her zaman için tam olur. Sonra iki tane köşesini birleştiririz hemen daha önceki çalışmış olduğumuz motiflerle birleştirme işlemimizi de yapalım. İlk önce iki tane köşe üzerinden birleştirmemiz olacaktır. Bunu tüm olarak bitirdiğimiz motif sayalım. Köşeden başlıyoruz. Birinci köşemizin üç tane trabzanını ördüm. Ve şu şekilde alıyorum. Her ikisinin de arkası birbirine gelecek şekilde tutuyorum. Ve tam diğerinin ortadaki iki zincirin bulunduğu yere önce bir zincirimi çekiyorum. Araya giriyorum kapatıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Bu noktaya batıyorum. Aynı yere 3 tane trabzanımı krem rengimle örüyorum. Bu Birinci tam motifimiz, ikinci motifin birleştirmesi olarak görelim. Sonrasında Diğer tarafa bakınız 3 tane ördükten sonra şuradaki köşemizi tamamladıktan sonra köşemizi aradaki krem renginin olduğu yere gelerek batıyorum. Zincir çekmedim. Tekrar zincir çekmeden tığımın başında doluyorum, Bu noktaya girerek 3 tane trabzanım örüyorum. Karşılıklı bir orada bir buradan batışlarımızı yapıyoruz. 3 tane trabzanım ördükten sonra tekrar lacivertin yana hiç atlamadan bakınız şöyle görmenizi istiyorum köşemiz yanı ve kremle lacivertin yanına da giriyorum buraya battım burada hemen aradaki ipimi alıyorum arada kalan geçiyorum ve buraya trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 karşıya batıyorum şuraya ve tekrar krem rengimi alıyorum. 3 tane krem rengimi buraya örüyorum. Trabzanımı karşıya hemen şuraya bakın. Köşemin yanına batıyorum. Tekrar geliyorum. Köşemin ilk 3 trabzanını örüyorum. 1 2 ve 3 3 trabzanım ördüm. Bir zincirimi çekip köşemin diğerinin köşesine batıyorum tekrar bir zincirimi çekiyorum 3 trabzanımı bu noktaya tekrar girerek örüyorum bakın iki tane yani bir köşemin birleştirmesi bu şekilde diğer kalın da örerek geliyorum şöyle lacivertimizi alta alalım ve diğer köşemizi tamamlayalım bakın birleştirmeler bu kadar kolay daha sonra da kaç tane köşesi varsa mesela buraya da iki tane köşemizi tam olarak birleştireceğiz burayı. Bir köşemiz, bir köşemiz. Bir köşeyi ördükten sonra hemen ikinci köşeden başlayalım. Diğer üçüncü köşe ve dördüncü köşeyi de şöyle tamamlayalım. Bu buradaki boşluğumuzun birleştirmesinde hiç bilmeyen arkadaşlarımız için anlatmak istiyorum. Bir tane köşemden başlamıştım. İkinci köşemin bir üçlüsünü ördüm. İkinciyi örmedim. Bir zincirimi çekiyorum ve başlıyorum. Bakın lacivertim halen aradan gidiyor. Şuradaki en uçtaki bölümümü yine terslerini birbirine tutuyorum. Araya giriyorum ve bir tane zincir. Geliyorum motifime ördüğüme lacivert ipimiz yine arada 3 trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3. Ördükten sonra hemen diğer taraf yana geçiyorum. Batıyorum. Köşemize ve yanına geçtim. Köşeyi bitirir bitirmez tekrar tığımın başını doluyorum. Buraya giriyorum pembemin hemen yanına. 3 trabzanımı örüyorum. 3'ünü ördükten sonra şu şekilde lacivertimi alıyorum karşıya geçiyorum batıyorum ve tığımın başını doluyorum iki pembenin arasına 3 trabzanımı örüyorum 2 ve 3 trabzanım biter bitmez kremi alıyorum ilmeği aradan geçiriyorum diğer yana batıyorum diğer motifime sıradan şöyle bakalım şu şekilde bakın dahacivertim altta hemen köşemin yanındaki üçlü grubumu örüyorum 2 ve 3 karşıya geçiyorum araya batıyorum zincir çekmedim tekrar tağımımı başında doluyorum tam köşemin 3 trabzanın örüyorum 2 ve 3 bir zincir çekiyorum tam köşemin ortalık bölümüne batıyorum tekrar bir zincir çektikten sonra yine 3 tane trabzanımı örüyorum başını dolayalım tacivertimizde yürütmeyi unutmayalım 2 ve 3 yan döndürüyorum bakınız bu tarafı ördüm şimdi diğer motifimle Birleştireceğiz. Şöyle bu kısmı ördük. Diğer kısımdayım. Tam ortayı birleştirdim. Diğer kısımlarda birer birer ilerletiyorum. Köşenin hemen yanına batıyorum. Yana girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Üç. Üçüncüden sonra rengimi laciverte çeviriyorum karşıya batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Pembenin tam ortasına 3 tane trabzanımı lacivertle örüyorum. Tekrar rengimi değiştiriyorum. Renklerimizi değiştirirken diğeri de altta arada kalacak. Karşıya hemen batıyorum lacivertimin diğer yanına. Buradan devam ediyorum. Karşıya, tekrar oradan köşeye, 2 ve 3. Şuradaki trabzanı güzel almadım, yarımladım ipimi. Bir tane zincir çekiyorum, köşeye batıyorum. Evet, bu şekilde bakınız. Hem bu köşe, hem de bu köşe yanlarımız yani birleştirerek tam oldu. Şimdi kalan kısmımızı aynı şekilde örerek tamamlayalım. Sona kadar örerek geldim. İplerimi kestim. Şimdi buradaki iplerimi iç kısma alıp gizleyeceğiz ve bu şekilde Tamamlamış olacağız. Fazla iplerimizi de içe aldıktan sonra keselim. Şuradaki lacivert ipime bir tane düğümüm atıyorum ki herhangi bir şekilde sökülmesin. Buraya düğümüm attım. Sonra içe doğru gizleme işlemimi yapıyorum. İplerimiz içerisine gizledikten sonra motiflerimizde yapacağımız işlemimiz tamamlanmış oluyor. Motiflerimizin birleştirmesinde yaptıktan sonra son halinde şu şekilde görmekteyiz. Çok çok şık bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenip evlerinizde bu güzel motife yer verirsiniz. Evet beni izlediğiniz için tekrar hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden birlikte olmak üzere hoşça kalın, mutlu kalın.